Herkese merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Yeni bir Türk Dili ve Edebiyatı denemesiyle birlikteyiz. Denememiz Paraf yayınlarından olacak. Denemede 24 soru bulunuyor ve sınav sistemine yakın bir deneme. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden deneme çözümüne başlayalım. Bu parçada geçen dilin ne kadar kılçığı varsa atmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. İlk karalaması yapılmış roman büyük ölçüde ortaya çıkmıştır. Ötesi işçiliktir benim için. Bu işçilik uzunca bir dinlendirmenin sonunda başlar. Elde kalem, mümkün olduğunca kesintisiz yapmak isterim bu işçiliği. Eklemeler, çıkarmalar olur. Dilin ne kadar kılçığı varsa atarım. Roman eti kemiğe bürünür bu evrede. Bitince temize çekerim romanımı. Bu en az bir ayımı alır. Bu sırada gene ufak tefek düzeltmeler yaparım. Arkadaşlar, dilin ne kadar kılçığı varsa atmak ifadesiyle dilin doğru kullanımını, etkili kullanımını, akıcı kullanımını engelleyen ögelerden dili kurtarmak olarak anlaşılabilir. Şimdi seçeneklere bakalım. Özlü anlatım gerçekleştirmek, kısa cümleler kullanmak, konudan çok anlatıma odaklanmak, metni akıcılığı engelleyen ögelerden arındırmak, anlatımda herkesin bildiği sözcüklere yer vermek. Burada verilen ifadeyi en güzel şekilde karşılayan seçenek D seçeneğidir arkadaşlar. Çünkü dili kılçıklardan kurtarmakla aslında kastedilen metinde akıcılığı engelleyen ögeleri metinden çıkarmak anlaşılabilir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. İkinci sorumuzla devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Sosyal ağlarda blog yazılarınıza gelecek tepkiler mutlaka olacaktır. Bir blog yazarı olarak internet deryasında kalıcı olmak istiyorsanız özgün olmaya önem verin. Kopya içerik ve yazılardan oluşan blog sayfalarının daimi ziyaretçisi sıfıra yakındır. Birbirinin benzeri olan yazıları hiçbir blog okuyucusu okumak istemez. Bu yüzden genel bir haberi açıklasanız bile kendi kelimelerinizi kullanmayı tercih edin. Saman alevi gibi parlayıp herkesin ilgisini çekecek yazılar yerine hedefine ulaşan ve kullanıcıları geri döndürecek yazılar üretin. Arkadaşlar, metne dikkat edersek birinci cümlemizde blog yazılarına gelecek olan tepkiler üzerinde durulmuş. Fakat 2, 3, 4, 5 ve 6. cümlelerde blog yazarının kalıcı olmak için ne yapması gerektiği anlatılmış. Dolayısıyla 2, 3, 4, 5 ve 6. cümleler kendi içinde bir bütünlük oluştururken birinci cümlemiz bu bütünlüğün dışında kalıyor. Dolayısıyla da cevabımız A seçeneği olacak. Devam edelim. Üçüncü soruya birlikte bakalım arkadaşlar. Soruyu ayarlayayım sizler için. Evet. Bu parçada yazar, sözü edilen kitapla ilgili olarak numaralanmış bölümlerde yapılan olumsuz eleştirilerden hangilerine cevap vermektedir? Bakalım. Ben bu kitabı çok beğendim. Bazı köşe yazılarında kitabın çok uzun olduğunu, betimlemelerin çok sıkıcı olduğunu, dönemini iyi yansıtmadığını, sonunun kötü kurgulandığını, karakterlerin derinliksiz olduğunu okuduğumda ise hayretler içerisinde kaldım. Kitabın yaklaşık 500 sayfa oluşu, akıcı anlatımıyla hissedilmeyen bir durum bence. Sonlara yaklaştıkça keşke daha bitmeseydi de bu evrenden çıkmasaydım diye düşündüm. Arkadaşlar bakın, buraya kadar olan bölümde yazarımız birde verilen kitabın çok uzun olduğu eleştirisine cevap veriyor. Dolayısıyla cevap verilen eleştirilerden biri bir. Devam edelim. Karakterleri kitap ilerledikçe daha çok sevdim. Her karakter kendi içinde tutarlıydı ve bu gençlere yönelik olarak yazılmış bir kitap için önemli bir özellik. Derin karakterler oluşturacağım diye gençlik hezeyanıyla saçma hareketler yapan kahramanlar olmasından çok daha iyi bence. Karakter ifadesiyle başlayan cümleden metnin sonuna kadar olan bölümde ise arkadaşlar karakterlerin derinliksiz olduğu eleştirisine cevap verilmektedir. Dolayısıyla burada cevap verilen eleştiriler 1 ve 5'tir. Cevabımız C seçeneği olacak. Dördüncü soruyla devam edelim. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu topraklar ecdadımın ocağı, evim, köyüm hep bu yerin bucağı. İşte vatan, işte tanrı kucağı, ata yurdun evlat bulmaz giderim. Tenasüp sanatına başvurulmuştur. Tenasüp sanatı birbiriyle ilgili kelimeleri bir arada kullanmak demektir. Toprak, ecdat, ocak, bucak, ev, köy, vatan, yurt bunlar birbiriyle ilgili kelimeler. A seçeneği söylenebilir. Halk edebiyatı şiir geleneğinin etkisi vardır.
Şimdi yalın ve sade bir söyleyiş var. Dörtlük, nazım birimi kullanılmış. Dolayısıyla halk edebiyatı şiir geleneğinin etkisi söylenebilir. 4-4-3 duraklı olarak yazılmıştır. Bakalım. 4-4-3 4-4-3 4-4-3 Evet, duraklar da doğru. Redife yer verilmemiştir. Zengin kafiye vardır. Şimdi iki seçeneği birlikte değerlendirelim. Ocağı, bucağı, kucağı, giderim. Arkadaşlar, ocak, bucak ve kucak kelimeleri birbirine benzediği için burada kafiye ve redif arayacağız. Kelimelerimizin kökü ocak, bucak ve kucaktır. Dolayısıyla köklerde yumuşak G, A sesi ve C sesleri birbirine benzediği için 3 sesten dolayı zengin kafiye var. E seçeneği de söylenebilir. D seçeneğinde redife yer verilmemiştir denmiş ama kelimelerimizdeki ı sesleri, yani ocağı, bucağı ve kucağı. Buradaki ı sesleri yazım ve görev bakımından her 3 mısrada da aynı olduğu için, üçünde de iyilik iki arkadaşlar. Burada redif var. D seçeneği redife yer verilmemiştir demiş. Böyle bir şey söylenemez. Cevabımız D seçeneği olacak. Beşinci soruyla devam edelim. Atabetül Hakaik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 12. yüzyılda yazılmış manzum bir öğüt ve ahlak kitabıdır. Edip Ahmet Yükneki'nin bu eseri manzum bir öğüt ve ahlak kitabı mıdır? Doğru. Türk Edebiyatı'nın ilk dini ve didaktik mesnevisidir. Buradaki ilk ifadesi yanlış olacak. Birazdan döneceğiz arkadaşlar. Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir. Doğru. Hakaniye Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Doğru ki geçiş dönemi eserleri bu Türkçe ile yazılır. Kutadgu Bilig'de olduğu gibi aruzun feulün, 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 feul vezni kullanılmıştır. Doğru. Arkadaşlar, Türk Edebiyatı'nın ilk dini ve didaktik mesnevisi Kutadgu Bilig'dir. Yusuf Has Hacib'e ait bir eserdir. Dolayısıyla B'deki ifade yanlış olacak. Cevabımız B seçeneği. Altıncı soruyla devam edelim. Bu dizeler aşağıdaki nazım türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Nazım türü denildiğinde arkadaşlar şiirde işlenen konuya bakmalıyız. Zenginin 2-3 kat olur damı, gece şule vermez züğürdün mumu. Kızılırmak gibi zenginin demi, züğürt damarında kan da bulunmaz. Aslında burada arkadaşlar zengin fakir karşılaştırılarak toplumsal bir eleştiriye yer verilmiştir. Eleştiri, toplumsal veya bireysel eleştirinin işlendiği şiirlere ise biz taşlama diyeceğiz. Metiye kasidenin bir bölümüdür. Ağıtta ölümden dolayı duyulan üzüntü anlatılır. Güzellemede özellikle sevgili anlatılacak. Koçaklamada yiğitlik, kahramanlık, savaş konuları ele alınacak. Arkadaşlar, eleştiriye yer veriliyorsa nazım türü o şiirin taşlama olur. Cevabımız C seçeneği. Yedinci soruyla devam edelim. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gönül dile gelir kaval sesinde, boz martılar düğün yapar Mersin'de, Isparta'nın renk renk gül bahçesinde bülbüllerin neşesini gör şimdi. Teşhis sanatına başvurulmuştur. Şimdi arkadaşlar, gönülün dile gelmesi ifadesinden, boz martıların düğün yapması ifadesinden anlıyoruz ki burada gönül ve boz martı varlıkları, kavramları kişileştirilmiş, teşhis sanatı var. Düz uyak düzenine sahiptir. Bakalım. Sesinde A, Mersin'de A, bahçesinde A, şimdi B. A, 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 B ifadesi düz uyak düzeni midir? Doğru. Yalın bir söyleyişle kaleme alınmıştır. Doğru. Yabancı sözcük ve tamlamalar yok. Tasvirden yararlanılmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Bakın, boz martı ifadesinde, Isparta'nın renk renk gülleri ifadesinde burada niteleyici sözcükler var. Dolayısıyla tasvirden yararlanılmıştır. Ama şiirimizde yalnızlık duygusu işlenmemiştir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. 8. soruya bakalım. Tuyu ve şarkının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aruz ölçüsüyle yazılmaları. Arkadaşlar, her ikisi de aruz ölçüsüyle yazılır mı? Yazılır. Dolayısıyla A seçeneği cevap olacak muhtemelen ama diğer seçeneklere de bakalım. Tek dörtlükten oluşma, bu sadece tuyuda var. A, 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 B şeklinde uyaklanma, bu sadece şarkıda var. Bestelenmek için yazılmaları sadece şarkı. Şairin mahlasına yer vermeleri sadece şarkı. Her ikisinde de ortak olan arkadaşlar aruz ölçüsüyle yazılmalarıdır ki her ikisi de unutmayalım divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı iki nazım şeklidir. Gelelim 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedi ve klasik trajedinin ortak özelliklerinden biridir? Kötü, bayağı, söz ve söyleyişlere yer verme, bu sadece komedide olur, trajedide yer verilmez. Manzum ve mensur olarak yazılabilme, ikisinde de böyle bir durum yok. İkisi de
manzum tiyatro oyunlarıdır arkadaşlar. B'yi de ediyoruz. Kahramanları sıradan insanlar arasından seçme sadece komedide vardır. Trajedide soylu ve seçkin kişilere yer verilir. Üç birlik kuralına, zaman, yer ve olay birliğine uyma her ikisi için de ortak. İnsanları güldürerek eğitime sadece komedide var. Trajedide acıma ve korku duyguları uyandırılarak insanların eğitilmesi amaçlanır. E seçeneğini de eliyoruz. İkisinde de ortak olan arkadaşlar, üç birlik kuralına uyma zorunluluğudur. 10. soruya bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Divan şiirinde bir şairin mesnevi türünde üstad olarak kabul edilebilmesi için 5 mesnevi yazması gerekirdi. Bu şiir geleneğinde aynı şairin 5 mesnevisini toplayarak oluşturduğu esere Hamse adı verilirdi. Divan edebiyatında Hamse sahibi sanatçılardandır. Alişir Nevai, Nergisi, Taşlıcalı Yahya, Nevizade Atai arkadaşlar Hamse denildiğinde aklımıza gelmesi gereken isimler aynı zamanda. Ama Şeyh Galip'te Hamse'den söz etmek mümkün değil. Son büyük divan şairidir. Hüsnü Aşk mesnevisiyle tanınır ama Hamse sahibi değildir. Cevabımız C seçeneği. 11. soruya bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare yoktur? İstiare arkadaşlar tek ögeli benzetme demektir. Benzeyen ve benzetilen ögelerinden sadece biri yazılır. Bakalım. Yüreğim kanat çırpıyor maziye doğru, gah gülümsüyorum, gah ağlıyorum. Yürek kanat çırpmak özelliğiyle kuşa benzetilmiş ama kuş yazılmamış tek ögeli benzetme istiare. Ağlama Salkım Söğüt ağlama, kara suyun aynasında el bağlama. Salkım Söğüt'e ağlama özelliği yüklenmiş yani onlar insana benzetilmiş ama insan yazmıyor istiare. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Dünya hayatı iki kapılı bir hana benzetilmiş ama dünya hayatı yazmıyor istiare. Beşikte yatan kuzudan seni senin gözünden bile kıskanırım. Bebek kuzuya benzetilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bebek yazılmamış. Tek ögeli benzetme. Yani istare var. Ama bahar geldi etrafta bülbül sesleri. Bir gelin gibi süslenmişti yaylalar. Yaylalar geline benzetilmiş. Benzeyen de benzetilen de var. Süslenmişti benzetme yönü gibi benzetme edatı. Dört ögeye de yer verildiği için burada teşbih var arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Şimdi bir diğer soruya bakalım. Ekranı ayarlayayım sizler için. Evet. Bu diyalogda yer alan kişilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Önce diyaloğa bakalım arkadaşlar. Kerim, elimdeki şiir kitabı milli mücadele döneminde şiirle müzik arasında yakın ilgi kuran saf öz şiir anlayışındaki şairlerden birine aittir. Milli edebiyat dönemi diyorsa bu şair arkadaşlar Yahya Kemal'dir. Nihal, ben de bir kitapçıdan toplumsal ve siyasi görüşlerini makalelerinde dile getiren ve Türkçülük düşüncesini sistemleştiren şairimize ait bir kitap aldım. Türkçülük düşüncesini, Türkçülüğün esasları eseriyle sistemleştiren kişi arkadaşlar Ziya Gökalp'tir. Bu kitaptaki bazı yazıları ilk defa Yeni Lisan makalesinin yayımlandığı dergide çıkmıştı ki bu dergide arkadaşlar Genç Kalemler dergisidir. Özkan, Cenge Giderken adlı şiir bu dönemin karakterini yansıtan güzel bir şiirdir. Bu şiir arkadaşlar Mehmet Emin Yurdakul'a ait bir şiirdir. Şimdi seçeneklere bakalım. Biz yanlış olanı arayacağız. Kerim'deki şiir kitabı Yahya Kemal'e ait olabilir. Evet, Milli Edebiyat döneminde saf şiire bağlı olan isim Yahya Kemal'dir. A söylenebilir. Nihal'in aldığı kitap Ziya Gökalp'e aittir. Türkçülüğü sistemleştiren kişi Ziya Gökalp'tir. Dolayısıyla aldığı kitap ona ait olabilir ki muhtemelen de Türkçülüğün esasları. Özkan'ın sözünü ettiği şiirin şairi Mehmet Emin Yurdakul'dur. Cenge Giderken şiirinin şairi evet Mehmet Emin'dir. Nihal'in sözünü ettiği makalenin yazarı Ömer Seyfettin'dir. Yeni Lisan makalesinin yazarı Ömer Seyfettin'dir arkadaşlar. Doğru. Ama burada bir parantez açayım. Makalenin yazarı odur ama makalede ismini kullanmamış, makaleyi büyük bir soru işaretiyle yayımlamıştır. Burayı da hatırlamış olalım. Nihal'in aldığı kitaptaki yazıların yayımlandığı derginin adı Türk Yurdu'dur. Hayır. Arkadaşlar o yazıların yayımlandığı dergi Genç Kalemler dergisidir. Cevabımız E seçeneği olacak. Şimdi 13. soruyla devam edelim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın ilk yarısında yaşayan tekke edebiyatının en önemli temsilcilerindendir. Manzum, Mensur ve Manzum Mensur karışık eserler veren Ozan'ın 30 kadarı hece ile geriye kalan aruzla yazılmış 200'e yakın şiir vardır.
Bu şiirlerin içeriğine bakıldığında ilahi bir vecd içinde yazdığı anlaşılmaktadır. Divan, Gülistan, Gevhername, Minbername, Manzum eserlerine, Budalaname, Kitab-ı Miglate, Vücutname, Mensur eserlerine örnektir. Arkadaşlar, bu eserlerden ve yüzyıldan tekke edebiyatı temsilcisi olmasından anlıyoruz ki bahsedilen isim Kaygısız Abdal'dır. 14. soru. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Realizm 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur. Her iki ifade de doğru. Bu akıma göre sanat sanat içindir. Evet, realizmde sanat sanat içindir. Doğru. Ve sanatın din, ahlak ve sosyal yönden bir amacı yoktur. Gustav Flaubert yazdığı Anna Karenina adlı roman, realizmin romantizme üstünlüğü olarak kabul edilmiştir. Şimdi arkadaşlar, Gustav Flaubert evet realizmin etkisinde bir sanatçı ve onun realizmin romantizme üstünlüğü kabul edilen eseri Anna Karenina değil Madame Bovary'dir. Anna Karenina Tolstoy'a ait bir eserdir. Evet, o da realisttir. Fakat Anna Karenina realizmin romantizme üstünlüğünü gösteren eser değildir. Dolayısıyla burada Anna Karenina yerine Madame Bovary isimli eser olmalıydı. Cevabımız E seçeneğidir. Güzel soru. 15. soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Recaizade Mahmut Ekrem birkaç şiiri dışında ağır bir dil kullanmış, şiir dilinin konuşma dilinden farklı olması gerektiğini savunmuştur. Doğru ki şiirlerinde de romantizmin etkisindedir. Gerek içerik gerek biçim bakımından divan şiirinde önemli değişiklikler yapan Abdülhak Hamit, divan edebiyatının bütün kalıplarını kırmıştır. Doğru, şiirde asıl yeniliği gerçekleştiren Tanzimat şairidir. Muallim Naci şiirlerinde divan edebiyatı geleneklerinden beslenmesine rağmen daha sade bir dilden yararlanmıştır. Doğru, özellikle Köylü Kızların Şarkısı isimli şiiri bunun en güzel örneği. Nabizade Nazım roman ve öykü edebiyatını İstanbul dışına taşımış, ilk defa köy gerçeğini dile getiren Hasan Mellah romanını yazmıştır. Hasan Mellah Nabizade Nazım'a ait değil, burada onun bahsedilen eseri Kara Bibik'tir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacak. Hasan Mellah Ahmet Mithat Efendi'ye ait bir roman. Direktör Ali Bey, Theodor Kasab'ın çıkardığı edebiyatımızın ilk mizah dergisi Diyojen'de mizah ve hiciv yazıları kaleme almıştır. Doğru. Cevabımız D seçeneği. 16. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan eserin yazarına ait değildir? Edebiyatımızdaki ilk ruh çözümlemesi romanı kabul edilen yapıt, yok denecek kadar basit bir olay örgüsüne sahiptir. Yapıtta anlatılan birkaç olayın kişiler üzerindeki etkisiyle kişilerin o olaya karşı tepkisi üzerinde durulmuş, böylece eser dış olaylar üzerine değil, kişilerin iç dünyasına üzerine kurulmuştur. Bu romanda dostlukları sevgiye dönüşen iki insanın çektikleri acı anlatılmıştır, teması yasak aşktır. Teması yasak aşk olan ilk ruh çözümlemelerine yer verilen, yani ilk psikolojik romanımız arkadaşlar Eylül'dür. Eylül'de Mehmet Rauf'a aittir. Bu parçada tanıtılan eserin yazarına ait değildir. Ferda-i Garam, Karanfil ve Yasemin, Son Yıldız, Böğürtlen, Mehmet Rauf'a ait arkadaşlar. Yalnız Nadide, Hüseyin Cahit Yalçın'ın bir eseridir. Ki Nadide, Hayal İçinde, Hayat Hakikiye sahneleri gibi eserler ona aittir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Şimdi dilerseniz 17. soruya bakalım. Bu parçada söz edilen yapıt ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Roman, soylu bir aileden geldiği izlenimini uyandırabilmek arzusuyla uydurduğu Şatırzade namını kullanan Batı hayranı Şöhret Bey'in, Avrupa'yı görünebilmek uğruna düştüğü komik, ancak ülkedeki batılılaşma çabasıyla ilgili olarak da düşündürücü durumlarını konu alır. Yazarın, Felatun Bey ve Rakım Efendi adlı romanının olumlu kahramanı Rakım Efendi'ye benzetmek istediği Maşuk Bey, tıpkı Rakım Efendi gibi bir devlet dairesinde katip olarak çalışmaktadır. Şöhret Bey ile Maşuk Bey'in bulunduğu eser arkadaşlar, hemen seçeneklere bakalım. Cevabımız burada A seçeneği olacak. Eserin yazarı Hüseyin Rahmi'dir. Eserimiz de şıktır. Şimdi, burada hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Yine bakın, Felatun Bey ve Rakım Efendi romanı verilmiş. Bu roman kimin de? Ahmet Mithat Efendi'nin de. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Mithat Efendi'den etkilenen bir isimdir. Dolayısıyla metindeki bu ipucuna da lütfen dikkat edelim. Bahsedilen karakterler de şık romanına aittir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. 18. soruya bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Milli edebiyat romanlarında yazarlar, kahramanlar arasında aydın kişilere de yer vermiştir.
Çünkü bu yazarlarımız toplumsal yararı öncelemiş, toplumda yol gösterecek aydının toplum içinde olması gereken yere dikkat çekmişlerdir. Yerine dikkat çekmişlerdir. Buna Vehbi Dede, Hilmi, Peregrini, Selim Paşa, arkadaşlar Vehbi Dede, Rabia, Hilmi, Peregrini gibi karakterlerimiz nerede geçecek? Sinekli Bakkal'da. Ahmet Celal, arkadaşlar Yaban'da. Şahin Efendi, Öğretmen Rasim, Mühendis Necip, Yeşil Gece'de. Adnan Dağıstanlı Hoca, Şair Mehmet Raif arkadaşlar, 3 İstanbul'da geçen karakterler. Burada bugünün Saraylısı'nda, Saraylısı adlı romana ait herhangi bir kişiye yer verilmemiştir. Burada arkadaşlar bir kızın sonradan gelip yerleştiği bir evde nasıl ahlaki yozlaşmaya sebep olduğu anlatılacak. Dolayısıyla aydın bir tiplemenin yer aldığı eser değildir. Cevabımız C seçeneğidir. Devam edelim. 19. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? İkinci yeni şiiri, Garip şiirinden daha çok tartışılmış, hareketin lehinde ve aleyhinde çok şey söylenmiştir. Doğru. Serbest çağrışıma dayanan bu harekette şiir, bir anlam sanatı olmaktan çıkarak bir görüntü sanatı haline gelir. Doğru, çünkü şiirde anlama, düşünceye asla yer vermezler. Çağrışıma, imgeye dayalı bir şiir yazarlar. Kelime ve kelimenin diğer kelimelerle ilişkisinden doğan karmaşık çağrışımlar, alışılmadık görüntüler oluşturur. Doğru. Şairlerin kelimelerle çok oynaması, cümle yapısındaki bozulmalar, mantık dışı söyleyişler ve soyutlamalar bazen aşırıya giderek ortaya anlamsız şiir denebilecek örnekler çıkarır. Doğru. Özellikle bunu Ece Ayhan'da, Cemal Süreyya'da göreceğiz arkadaşlar. Geleneğe bağlı olanlar onları şiiri ayağa düşürmekle suçlarken, toplumcular da toplumcu şiiri engelleyen, yozlaştırmayı amaçlayan ve küçük burjuva duyarlılığını geliştirmeye çalışan bir devinimin başlatıcısı olarak görmüştür. Arkadaşlar, geleneğe bağlı olan sanatçıların şiiri ayağa düşürmekle suçladığı topluluk ikinci yeni topluluğu değil, Garip, yani birinci yeni topluluğudur. Dolayısıyla 5. cümlede bir hata var. Cevabımız Edirne olacak. Gelelim 20. soruya. Bu dizelerde dile getirilen düşünce aşağıdaki şairlerden hangisinin edebi anlayışıyla örtüşmez? Bakalım. Türkiye işçi sınıfına selam, selam yaradana. Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selam. Bütün yemişler dallarınızdadır. Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir. Haklı günler, büyük günler, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri. Bakın, özgürlük vurgusu var, kavgacı bir söylem var, işçi sınıfına vurgu var, ekmek vurgusu var. Dolayısıyla burada kastedilen arkadaşlar, işçi sınıfının duyarlılığından dolayı, toplumcu bir duyarlılıktan dolayı toplumcu gerçekçi sanatçıların yazdığı bir şiir gibi duruyor. Şimdi dolayısıyla bu yönüyle seçeneklere bakalım. Rıfat Ilgaz, Nazım Hikmet Rağan, Aziz Nesin, Ahmet Arif, Ömer Bedrettin Uşaklıgil. Arkadaşlar, Rıfat Ilgaz toplumcu gerçekçi. Sınıf şiiri bunun en güzel örneği. Nazım Hikmet Rağan, toplumcu gerçekçilerin en önde gelen ismi, birçok isim ondan etkilenmiştir. Aziz Nesin, yergileriyle toplumcu gerçekçi. Doğru. Ahmet Arif, toplumcu gerçekçi. Hasetinden Prangaları Eskittim şiir kitabı da mevcut. Ama Ömer Bedrettin Uşaklıgil toplumcu gerçekçi bir şair değil, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren bir şairdir. Cevabımız E seçeneğidir. Şimdi 21. soruya birlikte bakalım. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu nitelikler dikkate alınarak oluşturulmamıştır? Yalnızlık, toplumdan kaçış, geleneksel değerlere başkaldırma, geleneksel yapıyı ve anlatımı reddetme, bireyin bunalımlarını, karmaşık ruh halini sembollerle anlatma. Verilen 3 özellikte arkadaşlar, modernizme, postmodernizme bağlı kalarak eser veren sanatçıların anlayışını göstermektedir. Yalnızlık, toplumdan kaçış, geleneksel roman kurgusunun dışına çıkma, özellikle bireyin bunalımlarını anlatma bize modernizmi ve postmodernizmi işaret ediyor. Hür Şehrin insanları, Benim Adım Kırmızı, Orhan Pamuk, Romantik Bir Viyana Yazı, Adalet Ağaoğlu, Taş ve Ten, İnci Aral, Saz, Caz, Düğün, Varyete, Selim İleri. Bunlar arkadaşlar modernizme, postmodernizme bağlı sanatçılardır. Dolayısıyla verilen açıklamalar buradaki eserlere uygun düşmektedir. Ama Hür Şehrin insanları Kemal Tahir'e ait bir eserdir. Burada
Postmodernizmden, modernizmden bahsetmek pek mümkün değil. Toplumcu gerçekçi bir sanatçımız. Cevabımız Adana. Güzel soru. Şimdi 22. soruyla devam edelim. Ekranı sizin için ayarlayayım. Bakalım. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 30'lu yıllarda yazdığı şiirlerin çoğunda Ahmet Hamdi Tanpınar ve Necip Fazıl'ın etkisi vardır. Demek ki saf şiirden etkilenecek. Ancak şairin şiirlerini yaşadığı olaylardan hareketle yaşanmışlık üzerine kurması onu bu ikisinden ayırır. Ölüm korkusu ve bundan kaynaklanan yaşama bağlılık. Aslında soruyu çözdük. Şiirinin ana damarını oluşturur. Bakın hem ölüm korkusu var hem yaşama bağlılık, yaşama sevinci var. Sanatçı bu dünyanın gerçeklerine ait bir bakışla ölüm sonrasını verir. Ölümden yaşama özgü nitelemelerle söz eder. Onu yaşamın içinde yer alan bir aşama gibi kabul eder. Ölümden sonra adlı şiirinde ölüm sonrasını metafizik bir alem olarak değil insani niteliklerle işler. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan, Necip Fazıl'dan etkilenen bu isim, yani saf şiirden etkilenen bu isim, aynı zamanda ölüm korkusunu ve yaşama bağlılığı şiirlerinde işlediğine göre, burada bizim aklımıza tek bir isim gelmeli arkadaşlar, Cahit Sıtkı Tarancı. Tekrar belirtiyorum, en önemli ipucu burasıydı çünkü şiirlerinde hem yaşama sevinci var, hem ölüm korkusu var. 35 yaş şairi Cahit Sıtkı Tarancı'nın arkadaşlar cevabımız D seçeneğidir. Şimdi 23. soruyla devam edelim. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? 1974'te düşünsel ve ruhsal bir değişim yaşayarak yazı hayatını İslami düşünce çerçevesinde devam ettiren sanatçı, şiir ve düz yazılarında bilim, teknik, şehir, medeniyet, modernleşme ve kapitalizm kavramlarını sıkça işlemiştir. Başta Celladıma Gülümserken, Erbain ve Bir Yusuf Masalı şiir kitapları olmak üzere şiirlerinde insanların kendi kültüründen, geleneğinden, özünden uzaklaşması ve birbirine yabancılaşan varlıklar haline gelip hayatlarını sürdürmeye çalışmaları sıkça işlenen konular olmuştur. Hatta bu şiirlere Amentü'yü de ekleyebiliriz arkadaşlar. Burada bahsedilen isim İsmet Özel'dir. Aslında önce toplumcu bir şair olarak, Marksist bir şair olarak karşımıza çıkacak. Sonra İslami düşünce çerçevesinde şiirler yazacak. Yani İslami duyarlılık görülecek şiirlerinde. Burada verilen eser isimleri de sorularda en çok kullanılan isimler. Celladıma Gülümserken, Erbain, Amentü, Bir Yusuf Masalı gibi şiirlerini de unutmamak lazım. Cevabımız İsmet Özel olacak. Şimdi gelelim 24. ve son sorumuza. Aşağıdaki açıklamaların hangisi Ayraç içinde verilen sanatçıyla uyuşmamaktadır? Öykü ve romanı bir arada yürütmüş, romanlarında sosyal ve tarihsel konulara yer vermiştir. Belgesel nitelikli Ağustos Başağı'nda milli mücadele döneminde cephede ve cephe gerisinde yaşanan olayları anlatmıştır. Ağustos Başağı Sevinç Çokum mu? Doğru. İlk romanı Kaybolmuş Günler'de 1960 sonrasında ortaya çıkan sosyal ve düşünsel plandaki değişiklikleri anlamsız çatışmalarla, kavgalarla yitip giden bir gençliğin hayatını anlatır. Tarık Buğra'nın Kaybolmuş Günler isimli bir eseri yok. Bu arkadaşlar Kaybolmuş Günler Mustafa Miyasoğlu'nun bir eseridir. Dolayısıyla cevap B olacak ama diğerlerine de bir bakalım. Fahriye Abla, Ahmet Muhip Dranas'ın mıdır? Doğru. Olvido, Kar, Fahriye Abla, Serenat gibi eserler onun. Devam edelim. Yazarın biyografik roman çalışmalarından ikincisi Gazi Paşa adını taşır. Romanda Kurtuluş Savaşı'nın en hareketli günleri Mustafa Kemal'in hayat hikayesiyle iç içe verilir. Atilla İlhan doğru. Şeyh Bedrettin Destanı'nda geleneksel şiir ile batı tarzı şiirin özelliklerini birleştirmiştir. Nazım Hikmetran Şeyh Bedrettin Destanı doğru. Cevabımız burada arkadaşlar. B seçeneği Kaybolmuş Günler Tarık Buğra'ya ait bir eser değil. Mustafa Miyasoğlu'nun cevabımız B olacak. Böylece denememizi bitirmiş oluyoruz. Umarım sizler için iyi sonuçlar doğurur. Başka bir denemede, başka bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada hemen belirteyim. Yorum bölümüne sonuçlarınızı, yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Hoşça kalın.